Merhabalar sevgili dostlar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Kolektif bir grupla hazırladığımız bu programda bugün 3 birbirinden değerli genç meslektaşımla birlikteyim. Az sonra onlarla beni çok heyecanlandıran bir konuda sohbet yapacağız. Covid-19 günlerinin bu sıkıntılı ortamında kolektif çağrılar hepimizin için, kentimiz için, kentlimiz için ve bizler için çok anlamlı, çok değerli. Hele ki böylesine değerli bir çağrı, böylesine bir dayanışma çağrısı benim kendi genç meslektaşlarımdan geldiğinde heyecanımı tahmin edebilirsiniz. Ben İpek Akpınar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümündeyim. Ama beni de yetiştiren kurum olan İTÜ'den ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 3 değerli genç arkadaşımızı bugün konuk ediyoruz. Sevgili Ezgi Umut Türkoğlu, Deniz Öztürk ve Burcu Demirtaş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben sizin bu salgın günlerindeki özellikle yoğun bakım birimlerinin kapasite eksiği başta olmak üzere işte sağlık personelinin geçici konaklama birim ihtiyaçları veya kentsel mekandaki kriz döneminde yerel yönetimlere kucak açacak bazı mekan çözümleriniz ve örgütlenme önerilerinizi okuyunca birlikte bunları gelin birlikte çözelim çağrınızı okuduğunda çok çok heyecanlandım. Acil Korona Mekanları Gönüllü Çözüm Grubusunuz. Çok uzun bir adınız var aslında. Biraz sizlere tanımak, bu gönüllü ağda kimler var? Siz 3 kişisiniz ama arkanızda müthiş bir arı gücü var diye düşünüyorum, genç arılar. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hem sizleri tanıyalım, Ezgi'den mi başlayalım? En gençimiz, en yeni mezunumuz galiba Ezgi. En gençimizden başlayalım, sonra giderek deneyimlilere devam edelim. Ezgi'cim, seni tanıyalım mı? Merhaba, ben Ezgi Türkoğlu. İTÜ'den peyzaj mimarlığı mezunuyum. Şu anda aslında İtalya'da mimarlık ve kentsel tasarım üzerine yüksek lisans yapıyorum. Harika. Bitirmek üzereydim aslında. Şu anda ama fiziksel olarak neredesin? Fiziksel olarak İstanbul'dayım. İstanbul'da kaldım. Uçuşum iptal oldu. Bu şekilde dönemedim yani. Harika. Şu an işte acil korona mekanları gönüllü alanda tasarım ekiplerinden bir tanesini temsilcisiyim. Olağanüstü. Sevgili Deniz, seni tanıyalım mı? Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Yine aynı okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nden restorasyon alabildiğim yüksek lisansını tamamladım. Özel sektörde restorasyon uygulamalarını çalışmaya devam ediyorum. Acil korona mekanları alanında bir gönüllüsüyüm. Pek çok alanında da çalışıyorum. Harika. Sevgili Burcu, seni de tanıyalım canım. Merhaba, ben de Burcu Demirbaş. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Serbest çalışıyorum. Mimarlığın yanı sıra reklam filmlerinde set de tasarlıyorum. Harika. Harika. Peki, yani müthiş. Peki gençler nasıl oldu da bir araya geldiniz? Yani bu Covid-19 süreci öncesinde tanışıyor muydunuz? Bu fikir nasıl doğdu? Biraz bunu açar mısınız? Hı hı. Ben biraz bahsedeyim isterseniz. Lütfen, lütfen Burcu'cuğum. Şöyle, Türkiye'de ilk vaka açıklanmadan önce aslında biz dünyadaki gelişmeleri takip ediyorduk. Çin'de, Amerika'da ve İtalya'da bu mekanların fiziksel yetersizliği söz konusu olduğu durumda mimarlar ve mühendisler ne tip refleksler veriyorlar? Hangi konular üzerinde duruyorlar? Neleri araştırıyorlar? Mevcut yapıların pandemi hastanelerine, daha doğrusu sağlık merkezlerine dönüşüm konusunda neler yapıyorlar? İşte İtalya'da bir örnek var, bizi harekete geçirdiğini söyleyebiliriz bu örneğin. Bir nakliye konteynerini yoğun bakım birimine çevirmişti bir mimar. Bu çok dikkatimizi çekti. Yani buradan aslında mobil birimler üzerine kafa yormaya başladık ve ülkemizde de mevcut yoğun bakım birimlerinin yetersiz olması durumunda ne yapabiliriz diye sorgulamaya başladık. Bununla eş zamanlı olarak aslında şey de düşünüyorduk. Yani halk sağlığı meselesi sadece tıp biliminin sorumluluğunda bir mesele olmamalıydı. Yani aynı zamanda kent bilimciler, mimarlar, sosyologlar, psikologlar gibi farklı disiplinlerden insanların bir araya gelip çözümler ürettiği bir mesele olmalıydı. Özellikle böyle süreçlerde.
Bir yandan da şey, danışma örneklerine bakıyorduk tabii ki. Sosyal medyadan görüyorduk ve bizi de heyecanlandırıyordu. Bu 3D printerlarla sağlık çalışanlar için koruyucu yüz kalkan üreten ekipler, onlarla da iletişim kurduk. Sonrasında biz ne yapabiliriz diye sorgulamaya başladık aslında. Bu şekilde yani aslında mimar, iç mimar, tasarımcı, mühendis, sağlık emekçileri ve hekimlerin olduğu 200 aşkın bir gönüllü grubuna dönüştük. İlk metinde açıkladığımız çağrıyla. Çok kısa sürede oldu, çok güzel tepkiler aldık. Çok hızlı bir şekilde yola koyulduk çünkü pandemiyle mücadelede zaman ve hız en önemli şeydi. Doğru. Biraz bu çağrı metninizi aslında ekranda görebilirsek belki onun üzerine konuşmak, oradan satırlar okuyabilmek çok isteriz. Hı hı. Acil korona mekanları, bu sizin şu anda bir web sayfanız, bir siteniz var. Oradan da yansıyor acil korona mekanlarının çağrısı. Dilerseniz okuyalım mı? Özellikle ikinci ve üçüncü paragraf çok vurucu diye düşünüyorum. Hı hı. Ben okuyabilirim. Lütfen canım. İçinden geçtiğimiz zorlu koronavirüs, COVID-19 salgın günlerinde ülkemizde de yaşanması muhtemel olan yoğun bakım ünitelerinin kapasite eksikliği başta olmak üzere sağlık personelinin geçici konaklama birim ihtiyaçlarını da göz önüne alarak çeşitli mekan tasarımı ve kent ölçeğinde organizasyon önerilerini multidisipliner ve kolektif olarak hayata geçirebilmek için çağrımızdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde tasarımcılar benzer kaygılarla üretimlerde bulunuyorlar. Biz de bu çabanın bir parçası olmak istiyoruz. Ek yatak kapasiteli hastane destek birimleri, bakım yerleri, karantina alanları, yoğun bakım üniteleri, sahra hastaneleri, sağlık personeli için geçici yaşam alanları oluşturabilmek amacıyla tasarım ve mekansal organizasyon önerileri için bir ağ kuralım istiyoruz. Bu çağrıyı mimarlar olarak başlatıyoruz ama acil korona mekanları için desteğe hazırım diyen herkesi bu ağın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler ile koordineli gitmeyi amaçlıyoruz. Tasarım ve organizasyonu için ekipler kuralım. Doktorlar, mühendisler, tasarımcılar, şehir plancıları gibi pek çok meslek grubuyla, üretici firma ve ekiplerle gücümüzü ve bilgimizi birleştirelim. Aslında müthiş. Yani sadece meslek içi, meslektaşlar arası bir dayanışma ağından değil, kentliyle, kentin farklı paydaşlarıyla köprü kuracak olağanüstü bir enerji ağ hattı yaratmayı düşünüyorsunuz, amaçlıyorsunuz. Peki bu çağrıyla birlikte anlıyorum ki bir takım aslında somut önerileri, projeleri de hayata geçirdiniz. Biraz bunlar üzerine konuşabilmek, bu projeleri hep birlikte Medyascope izleyicisine tanıtmak çok isteriz. Onlardan biraz bahsedelim mi? Bir kısa girizgah yapayım. Sonra pası arkadaşlarıma atmak isterim. Lütfen. Bu çağrıyı yaptıktan hemen sonra çok hızlı ve çok güzel geri dönüşler aldık. Hem meslektaşlarımızdan hem de farklı disiplinlerden. Ve 300'e yakın gönüllü oldu birdenbire. Ve sürecin çok hızlı bir süreç vardı. Tabii biraz önce Burcu bahsetti. Neredeyse 2 hafta sürdü mü? Çok kısa bir süre içerisinde. Müthiş. Projeler geldi. Biz süreç içerisinde 52 tasarım grubu ile çalıştık. 6 tane araştırma veri üreten destek kuvvet gruplarıyla beraber çalıştık. Dediğiniz gibi aslında çok ciddi bir böyle arı gibi çalışan, işlerindeki vakitten neredeyse arta kalan demeyeyim, işlerindeki vakti de kullanan 300 gönüllümüzle beraber çalıştık. Sürecin sonunda da 30 tane proje önerisi gelmiş oldu ve internet sitemizde de şu anda hepsi açık kaynak olarak yüklü bu 30 projenin. Çünkü süreci örerken yaptığımız en önemli tartışmalardan bir tanesi de çıktılarının ve bütün bu tartışma sürecinin açık kaynak olarak bütün dünya tarafından da paylaşılabilmesiydi. Çünkü bütün dünyada yayılan bir pandemiydi bu ve çözümü önerilerini de biz bütün dünyayla açık kaynak olarak paylaşabilmeliydik. Bunun için bütün projeler, gönüllerimizin ürettiği bütün projeler de sistemimizde mevcut. Böyle gireyim ben. Sonra belki Ezgi bahsetmek ister biraz.
Projelere geçmeden önce bu 6 araştırma grubundan bahsettin sevgili Deniz. Evet. Bunu biraz açar mısın? Araştırma evet. derken neyi kastediyoruz? Şöyle, biraz önce mesela Burcu'nun hem bizim çağrı metnimize de atlık olan, bize ilham veren bir takım deneyimler vardı. Tabii Türkiye süreci sonrasında dahil olduğu için İtalya gibi, Çin gibi, İspanya gibi örnekleri inceleyen, dünyada ne tip deneyimler, ne tip çabalar var? Bunu inceleyen bir dünyadan örnekleri araştırma ve verileri üreten bir grup kurduk. Tıbbi ihtiyaçlar herkesin, yani sağlık mekanı tasarımı tabii ki herkesin uzmanlığı olan bir şey değil ama gönüllerimiz bunun için çaba harcamak istediler. Ve bir takım önemli bilgileri, tıbbi mekanların ihtiyaçları neler olabilir? Bir yoğun bakım ünitesinin mekansal ihtiyaçları neler olabilir gibi tıbbi ihtiyaçlar veri grubu oluşturduk. Bütün görselleştirmelerimizi çalışan bir çalışma grubu kuruldu. Kurumlarla ilişkileri yürütmek üzere bir çalışma grubu kuruldu. Yine sponsor, tedarikçiler, bunlarla ilişkileri yürütmek üzere ayrı bir grup. Ve bir tane de haritalama grubumuz kuruldu. İnternet sitemizde de bir kent ilişkisi sekmesi var. Oradan da dileyen dinleyiciler, izleyiciler haritayı inceleyebilirler. Biz İstanbul'dan başladık. Bu tasarımlar, bu proje önerileri nerelerde hayata geçirilebilir? Buna dair bir çalışma yaptık. Bir ön çalışma diyelim buna. O haritada hastaneler, hastanelerin bahçeleri, otoparkları, İstanbul'un geçici barınma alanları, afet durumunda kullanılacak geçici barınma alanlarını, çeşitli okulların bahçelerini kullanmak üzere okulları gibi gibi farklı katmanları bir haritada birleştirdik. Tasarım gruplarına bir atlık hazırlamak için. Dediğim gibi pek çok grup çalıştı ve şunu da söylemek isterim. Bizim açımızdan kolektif süreç yeni tabii online çalışma biçimi. Biz tabii çok mimarlı olarak göz göze çalışmaya çok alışkınız. Ama bu süreç bunu gerektiriyor. Ve bir online panolama sistemiyle bütün bu 300 gönüllüyü, bütün bu verileri beraber panoya ekleyebileceği, panodan veri çekebileceği bir sistemle buluşturduk. Bu da herhalde önemli öğrendiğimiz şeylerden evet. bir tanesi oldu. Olağanüstü. Dinlemek bile heyecan verici. Şimdi bu 52 proje grubunun ürettiği 30 projeden küçük bir seçkimiz var. Biraz onlar üzerine konuşalım. Onlara bakalım isterseniz. Evet. Ben o zaman giriyorum şuraya. Ben aslında projelerden hemen önce minik bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki Ezgi'cim. Sizin sorduğunuz soruya da cevaben. Aslında ben hani tanışmıyordum ne Burcu'yla ne Deniz'le. Benim mesela ekibe dahil oluşum, takdir edersiniz ki İtalya'dan ötürü ben şoku iki kere yaşamış gibiyim. Yani hani hayatımızın düzeni hepimizin bozuldu. Ve hani en böyle çaresiz, çözümsüz hissettiğim dönemde hani nasıl bir elimden ne gelir diye düşündüğüm dönemde bu çağrıyı gördüm aslında. Ve o şekilde dahil oldum. Ve en baştaki en büyük endişelerimden biri tamam böyle bir hani ekipte dahil olarak bir şeyler üretmek istiyorum ama hani bilgim, birikimim yetersiz. Hani bunları nasıl halledebilirim? Yani insan sürekli şüpheler yaşıyor, endişeler yaşıyor ama aslında en büyük cevap kolektif çalışma olduğunu görmüş olduk süreç boyunca. Ve süreç boyunca bir sürü önemli danışmanlarımız oldu. Bir sürü şey öğrendik. Ve proje süreci bu şekilde geliştiği için bizim hem içimiz daha rahat etti hem de bir sürü şey öğrenmiş olduk. Yani en güzel şey kolektif çalışmayla, dayanışmayla bir şeyler yapabilmek oldu aslında. Olağanüstü. Peki o zaman projelere biraz bakalım. Bir mobil teşhis ve tanı aracınız var değil mi? Hepsi, her proje böyle hızlıca sitenizle baktığımda hepsi birbirinden enteresan. Medyaskop izleyicisi için de eminim çok ilginç olacak. Biraz onlar üzerine sohbet edelim. Tabii. Ekrana geliyor mu acaba şu an? Geldi. Bu üç boyutlu bir görsel. Nereden bir görsel şimdi bu? Benim dahil olduğum ekip. Projesi. Duygu saygıyla beraber yaptığımız bir proje. Aslında biz ilk
önce sadece bir yapısal, bir strüktürel bir sistem çözmek istedik. Çok hani acil herhangi bir durumda kurulabilir bir yapı olması istemiştik. Ancak sonra süreç boyunca hem mühendislerden hem doktorlardan, bir sürü uzmanlardan bilgiler alınca buradaki çalışmalar onları gösteriyor aslında. Birinci görselde bir yoğun bakım modülü var ve yoğun bakım modülünün içerisinde gerekli havalandırma sisteminin nasıl çözüldüğünü görüyoruz. İki odası var. İşte ilk giriş odası, sanitasyon odası, doktorların kendilerini temizledikleri, kostümlerini o giydikleri oda. İkinci odada yoğun bakım odası. Aslında iki tane hastanın tedavi göreceği oda. O yan taraftaki oda da servis odası. İşte havalandırma mekanik ünitelerinin yerleştiği oda. Bu yan taraftaki görselde de bir yoğun bakım biriminde olması gerekli olan tıbbi cihazları çalıştık. Yani burada 14 numaralı, 14 tane numaralı ürün var, mobilya var. Bunların hepsi gerekli olan eşyalar ve biz bunları süreç boyunca uzmanlarla çalışarak öğrendik. Bu görsel bu kadar, bunları anlatıyor. Bu aslında acil kurulması gereken bir hastane olma durumunda değil mi? Sahra Hastanesi. Oradaki insert edilecek, geliştirilecek acil bakım ünitesi olarak bir modül olarak aslında değil mi? En kritik modül olarak eklemlenebilecek. Aynı modülün nasıl kurulduğunu çalıştık aslında. Çünkü hani çok hızlı kurulması gerekiyor, çok hafif olması gerekiyor, taşınabilir olması gerekiyor. Aynı zamanda bu umuyoruz ki geçici bir süreç ve geçici sürecin sonunda kaldırılabilir de olması gerekiyor. O yüzden en çok odaklandığımız şey bunu nasıl hafif ve çabuk kurulabilir bir şey yapabiliriz. Burada da 7 maddeyle o yapının nasıl kurulduğunu anlattık. Bu yan tarafta da karma kullanım için aslında biz sadece yoğun bakım biriminin detaylarını gösterdik ama aslında çözdüğümüz strüktürle çeşitli diğer süreç boyunca öğrendiğimiz diğer ihtiyaçlara da hizmet eden çeşitli farklı birimlerin de üzerine de çalıştık. Burada da diğer tipleri görünüyor. İşte yoğun bakım birimi, test birimi, doktorlar için barınma birimi ve alt tarafta daha hani daha durumu iyi olan hastalar için karantina birimi şeklinde karma kullanım şeklinde farklı kullanımlar çalıştık. Burada da bizim hani projemiz hakkında genel sözümüz var aslında. Biz hani farklı modülü hali hazırda bulunan hastanelere eklemlenebilir veya boş yapıların içerisine yerleştirilerek kullanılabilir bir yapı olarak tasarladık. Ve 4 çeşitte ihtiyaca hizmet ediyor. Bizim niyetimiz aslında sadece pandemi için değil, deprem ve benzeri acil durumlarda da şeklinde çalıştığımız bir projedir. Burada doktor meslektaşlar mı veya sahada şu anda bizzat görev yapan doktorlardan da geri besleme geldi mi? Onlardan görüş alma fırsatı buldunuz mu? Evet. Sağlık çalışanlarından. Aslında duyguyla ilk katılırkenki en büyük endişemiz bilgimizin yetersiz oluşuydu. Ancak süreç boyunca bir sürü danışmanlardan bilgiler aldık. Anlıyorum. Denizciğim sen bir şey eklemek istiyordun. Evet, şöyle bizim çok sağ olsunlar verici bir danışman ekibimiz var. Hocalarımız hem sahada çalışan ve birkaç tane de canlı yayın yaptık soru yanıt alabilmek için. Hem hekim Alp Sirman'la bir canlı yayın yapmıştık. Bir de benim danışmanımızla canlı yayın yaptık. Tasarım grupları kafalarındaki, akıllarındaki soruları takıldıkları yerlere alanında uzman kişilere sorabilsinler diye danışmanlarımızın çok faydası oldu. Sağ olsunlar. Doktor Alp Sirman aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki mimarlık bölümünün farklı stüdyolarına da geçtiğimiz yıllarda çok değerli katkılar verdi. Çok değerli geri beslemeler verdi. Sağlık özelindeki veya insan bedenine doğrudan yansıyan tasarımlarda. O yüzden emekleri için, destekleri için şimdiden buradan da kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Hem onlara hem tüm sağlıkçılara olağanüstü zor koşullar altında
Bir de vakitlerini bizim gibi tasarımcılara veriyorlar. Müthiş, müthiş bir destek. Hakları asla ödenemez. Yani bu tasarımlar tabii ve birlikte üretme duygunuz ve bu kadar kolektif bir üretim, yani sadece proje ürün olarak değil ama süreci olağanüstü. Başka nasıl projeler çıktı? Bir iki tane daha görme şansımız olabilir mi? Hocam bunları girerken ben bir paragraf daha açmak isterim. Ezgi'nin biraz önce anlatırken söylediği bir şey vardı. Dört tip ihtiyaca seslendik diye. Aslında bir sürecin başında bu bütün dünyadan örnekler araştırma grubumuzun analizleri sonrasında diyelim. Dört ana ihtiyaç teması belirdi. Yani beliriverdi. Yani ortaya dökülüverdi. Bir tanesi... sağlık çalışanları için geçici barınma birimiydi. Bir tanesi modüler yoğun bakım birimlerinin oluşturulmasıydı. Bir tanesi karantina tesislerinin, alanlarının üretilmesiydi. Biri de çok gördüğümüz örneğini mevcut mekanlarının dönüşümüne dairdi. Şimdi bu ihtiyaç temaları dediğimiz gibi belirdi. Yani bizden önce sürece dair olan ülkelerin çabalarında. Ama sürecin içerisinde yeni ihtiyaç temaları da eklendi buna. Teşhis tanı birimleri gibi. Hatta projeler geldikten sonra Burcu daha hakim o konuya. Sonradan beliren pazar yerlerinin yeniden düşünülmesi. Yani kamusal alanlarda fiziksel mesafelenmenin nasıl olacağına dair düşünme fırsatı doğdu bize de. Ve evin dönüşümü, yani evinde karantinada olan kişiler için ev nasıl düşünülmeli yeniden gibi yeni ihtiyaç temaları da doğdu. Ve aslında bu sitedeki 30 proje bu ana başlıklar altında sıralanıyor. Aslında tabii bu kriz meslek insanları olarak, genç meslek insanlarını tırnak içinde söylüyorum, besleyici başka bir döneme dönmüş durumda, değil mi? Evet. Bir anda inisiyatif alıp birlikte bir araya gelip, aslında önceden tanışmıyorsunuz çoğunuz, bir araya gelip birlikte üretiyorsunuz ve müthiş bir sinerji artı yeni şeyler aslında öğreniyoruz biz sizden ve bunu açık erişim olarak da tüm topluma, sadece meslektaşlarınıza değil, farklı meslek gruplarına da sunuyorsunuz. Bu tüm bu süreç aslında hepimiz için çok öğretici, çok besleyici ve biz sizlerden öğreniyoruz. Çok değerli. Emeklerinize sağlık. Az önce çok enteresan bir küçük modül gördük. O az önce zikrettiğiniz modüllerden, tanı modüllerinden biri mi? Bu da aslında bir geçici barınma birimi önerisi. Açılan, kapanan, yani aslında tasarımcılar şunu da düşündüler. Bu süreç bitecek ve bu süreç bittiğinde de bu birimler yeniden işlevlendirmeye uygun olabilsinler. Hı-hı. Saklanabilmeye ve yok, yeni bir, tabii hepimizin gönlünden geçen hiçbirisine ihtiyaç olmaması ama yeniden ihtiyaç olması durumunda çıkarılıp yeniden kullanılabilsinler gibi bunları düşündükleri bir şey. Bu projede aslında işte katlanıp yeniden açılabilen bir çelik konstrüksiyon, bir geçici barınma birimi. Yine sağlık personeli için düşünülmüş bir proje. Ama tabii bu sağlık personelinin ötesinde, şimdi sizlerin dediklerinizden de ilham alarak, aslında tam bir afet barınma ünitesine dönebilecek, yerel yönetimlerin uygun gördükleri yerlerde saklanıp acil bir durumda, değil mi? Evet. Özellikle İstanbul depremini beklediğimiz işte 3 yıllık, 4 yıllık bir zaman dilimi veriyor uzmanlar. Afet dönemi için çok değerli bir çalışma. Üretimi için herhangi bir adım attınız mı bu geçici barınma birimlerinin? Sponsorluk alt grubu diyordunuz. Acaba onunla ilgili bir destek bulundu mu hiç üretimleri için? Ben çok kısa bilgi vereyim. Yerel yönetimler ve sponsor, finansör, bazı tedarikçilerle aslında iletişim halindeyiz ama öncelikli olarak yani bir ihtiyacın saptanmış olması ve belirlenmesi gerekiyor. Ve bir potansiyelin olması gerekiyor. Yani biraz da böyle gereklilikler ve işte gerçeklikler, o fiziksel yaşamın koşulları ve pandemi sürecinin işte gittiği rotaya göre aslında bizim çalışmalarımız şey oluyor, netleşmeye başlıyor.
Bazı tedarikçiler var. Yani uygulamaya dönük olarak, uygulamaya dönük olarak çalışmanın hız kazandığı noktada hem bilgi birikimi hem malzeme bulma konusunda destek olabileceğini söylüyorlar. Mesela şey var, geçiş sanayi birimine dönüştürülen bir otobüs projesi var. Burada var mı bilmiyorum ama o projeyi biz Twitter'dan paylaştığımızda bir otomotiv sektörü çalışanının dikkatini çekti. Çok tebriklerini iletti bize. Ve otomotiv sektörü açısından hiçbir uygulama zorluğunun olmadığını ama sağlık çalışanları ve mühendislerle birlikte tekrar bir göz atmak gerekebileceği gibi bir öneride bulundu. Bu zaten bizim titizlikle yapmaya çalıştığımız bir şey. Yani multidisiplinerlik masası tam olarak o noktada önem kazanıyor. Çünkü aslında pek de tanımadığımız bir tehdite, bir virüse karşı sağlık mekanlarına dönük bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunların uygulamaya döndüğü noktada da işte kirli alan, temiz alan, pozitif basınç, negatif basınç gibi havalandırma sistemlerini içeren çok ciddi böyle bir takım teknik detaylar var. İncelikle, titizlikle değerlendirmelerimizi yapıp hem yerel yönetimler hem de tedarikçilerle birlikte, sponsorlarla birlikte süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Bu tabii geçici barınma birim önerileri de farklı tasarım grupları, farklı birim önerileri değil mi? Farklı proje çözümleriyle geliyorlar. Az önce ekranda gördüğümüz proje mesela çok esnek, daha açılan, kapanan, farklı modüler, eklemeler yapılabilen bir öneriydi. Hepsi birbirinden enteresan. Elimizde başka proje örneği var mı bakacağımız? Bir proje daha var sanırım. Tamam. O da mesela ilginç bir proje. İlham aldı. Bu inşaat paletlerinden yine üretilen bir proje. Hem sürülebilir, hem o anlamda sağlam, kolay, hızlı ve ülkenin her yerinde bulunabilen bir malzeme bir taraftan da. Belki konteyneri bulmak zor olabilir ama bir inşaat paleti evet. Her yerde erişebilmesi çok kolay. Bir projemiz daha vardı. Bu proje ilham aldığı, daha doğrusu şey açısından 1970'teki Gediz depremin için üretilen geçici barınma birimlerinden. Bu değil, bir sonraki. Bu. Tasarımcı grubun notu bu. 1970 yılında Gediz depreminin yaşanmasından konaklama için oluşan geçici mekanlardan esinlendiğini söylüyor. Bir afet bir başka afette yanıt oluyor. Bu o anlamıyla ilginç bir örnekti. Malzemelerini de düşünüyor tabii tasarım grupları bir tarafta. Bu hafif de bir malzeme tabii. Evet. Poliüretandan üretilmiş. Antibakteriyel sıva ile üretilecektir diyor. Yani aslında tabii çok hınzır çözümler ve biçim dilinin de farklı olması, başka bir estetik kaygılar da var burada tabii. Ama hepsi birbirinden ilham verici. Ben tabii sadece karantina alanı, sadece barınma mekanı diye bakamıyorum. Hani İstanbul ezberimiz olunca hepimizin ve hepimiz de teknik üniversiteden olunca bu afetle ilgili, depremle ilgili formasyonumuz tabii çok ağır basıyor. Bu COVID'le ilgili süreci biz bir yıl içinde aşı bulununca bitireceğiz. Başka bir faza geçeceğiz ama Türkiye özelinde afet bölgesi, birinci derece deprem bölgesinde bu tür barınma mekanları daha uzun vadeli kamusal projeler diye bakıyorum ve o yüzden daha da heyecanla karşılıyorum bu çözüm önerilerinizi. Peki hiç belediyelerle, yerel yönetimlerle bir iletişiminiz oldu mu? Hiç bunları sunma fırsatı yakaladınız mı? Veya sunmayı düşünüyor musunuz, iletişimi düşünüyor musunuz? Evet. Yani ilk günlerden beri temas halindeyiz aslında. Belirleyebildikleri durumda ihtiyaç, yer, alan belirlemelerini rica ettik yerel yönetimlerden. Bunlarla ilgili bazı geri dönüşler oldu. Bir de şöyle şeyler oldu. Tasarım gruplarımızdan, mesela ben Bursalıyım ve Nilüfer Belediyesi'nin bir spor salonunu geçici pandemi hastanesine dönüştürmek istiyorum
diye bir fikirle öne çıkan, bunun projesini üreten ve yerel yönetimlerle ilişki kurmamızı sağlayan gruplarımız da oldu. İlçe belediyeleriyle de görüşüyoruz hocam. Onun dışında sadece İstanbul'da değil, yani Ege'deki birkaç belediye, Ege bölgesindeki birkaç belediye, Diyarbakır ve Bodrum belediyeleri ve Adana Belediyesi ile düzenli iletişim halindeyiz. Şöyle oluyor, yeni çalışma başlıklarını açarken, yeni tartışma başlıklarımızı açarken aslında onlarla karşılıklı fikir paylaşımları üzerinden gitmeye başlıyoruz. Çünkü belki de aşı bulunana kadar sosyal mesafe diye bir kavram hayatımızdan çıkamayacak. Evet. Dolayısıyla kentsel mekanların ve ortak kullanım alanlarının bu mesafe kuralına göre düzenlenmesi gerekiyor. Dünyada bunun çalışmaları zaten hız kazandı. Böyle ekipler var. Bunun üzerine kafa yormaya başladık. Mesela biz tam pazarları düzenlemesi çalışması yaptık hızlıca. Bunları gündelik hayatımızda çok kullandığımız mekanlar değil mi? Hem keyifle gidiyoruz, satın almasak bile aslında itiraf edelim. Pazara gitmeyi seviyoruz hepimiz. Ama şu anda sosyal medyada olsun, televizyon programlarında olsun görüntüler çok büyük yoğunluklara, yani sosyal izolasyonun kontrol olsa bile biz birbirlerine yakın olmayı seven bir grubuz kültür olarak. Bu konuda tabii kamusal mekanın kullanımında sosyal izolasyon kontrolünü getiren ve bizim mekanı kullanım biçimimizi değiştirecek öneriler müthiş ilham verici olacaktır. Sadece tekil bir öneri değil, değil mi? Pazar yerlerinin farklı mekanlara uygulanabilir. Bu müthiş hani orta ve uzun vadede de aslında bize başka açılımlar getirebilir. Pazarlarla ilgili önerilerinizi de aslında merakla bekleyeceğiz. Belki başka bir programı da sadece bu kamusal mekanların dönüşümü üzerine yaparız. Kim bilir? Evet. Ben mesela şöyle bir şey açmak isterim. Önceki gün Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasıydı. Haziran itibariyle okulların açılması gündemde. Ve şöyle bir cümle kurdu Milli Eğitim Bakanı. Okullarda sınıfların düzenlenmesini çalışıyoruz dedim mesela. Bu önemli bir şey. Yani bundan sonraki süreçte normalleşse bile, süreç bittiğinde bile bütün kamusal mekanlarımızın, iş yerlerimizin, yemekhanelerinin vesaire yeniden düşünüldüğü, yeniden düzenlendiği, belki de bazı şeylerin yerleşik kalacağı, belki de bilemiyoruz. Yani kullanıcının taleplerinin bile değişebileceği ve tasarımların dönüşeceği süreç yaşayacağız muhtemelen. Biz bu süreç çok akut bir duruma, çok hızlı bir çözüm için başladı. Acil korona mekanları ağının macerası diyelim çabası ama belli ki süreç biraz daha devam edecek. Bu tartışmaları yapmamıza da gerekecek gibi geliyor. Yani gerçekçi olmak lazım. Hani meslek insanları olarak politikacıların söylemlerindeki satır aralarını okuyabiliyoruz. Ekonomik baskıyla mekanları açma kararına doğru ilerliyorlar. Belli ki bayram sonrasında mekanların kullanımına, kentsel mekanların kullanımına, işte AVM gibi, otel gibi mekanların kullanımına izin çıkacak. Ama bir taraftan biliyoruz ki virüs orada. Her an karşımıza çıkabilir ve her an önlemimizi alarak hayatımıza, meslek insanı olarak bir kere hayatımıza devam etmek durumundayız. Kentli olarak hayatımıza devam etmek durumundayız. Pazara gidip alışverişimizi yapmak durumundayız. Okulumuza gidip dersimizi vermek durumundayız. Böyle koşullarda akuttan artık daha gündelik hayat pratiğine cevap verecek mekan tasarımlarına acilen ihtiyacımız var. Yani Haziran'da açılması, sonbaharda açıldığında okullar, genel olarak bütün kamu mekanları, kamu çalışanları, bütün bu yaşamı yeniden organize edecek, mekan organizasyonunu yeniden düşünecek açılımlara, sizler gibi genç meslek insanlarının elini taşın altına koyması ve sürekli proje üretmesi gerekiyor. Belki bu süreç bir araya gelmenin ötesinde tek bir proje değil ama çok çeşitli projeler üretilmesi de ilham veriyor. Yani aslında farklı iş gruplarının, farklı kentlerin, farklı ilçelerin, farklı insan gruplarının tabii ki farklı ihtiyaçları var.
Tam da bunlara yanıt verecek şekilde siz farklı mekan organizasyonları ve tasarımlarla, farklı çözümlerle geliyorsunuz. O da aslında çok renkli ve çok sesli bir sürece de işaret ediyor. Bir meslek insanı olarak beni, hani bir eğitimci olarak hani beni cezbeden yönlerinden biri bu. Şimdi peki acil korona mekanlarına ulaşmak istiyor diyelim ki çeşitli uzmanlar, kentliler ve size destek vermek isteyenler, sizinle birlikte elini taşın altına koymak isteyenler nasıl size ulaşabilirler, nasıl gelebilirler? Bütün sosyal medya hesaplarımız var bir kere. Oralardan aktif olarak da takip ediliyor. Mail adresimiz de acilkoronamekanleri@gmail.com. acilkoronamekanleri@gmail.com. Peki. Evet, internet sitemizden de iletişim kısmında, sekmesinden hepsine erişebilirler. Sürekli takip ediyoruz. Bir kolektif biçimde takip ettiğimiz için sürekli gözetim altında iletişim ağlarımız. Rahatlıkla ulaşabilirler her konuda. Bekliyoruz. Sevgili arkadaşlar, sizlerle sohbet müthişti. İnsana ilham veriyorsunuz ve bu hepimizin yüzünün düştüğü bu zor günlerde ve özellikle bu sosyal izolasyonun da ötesinde karantina günlerinde hepimizin aslında itiraf edelim enerjimiz düşüyor, yüzümüz düşüyor. Yüzümüzü güldüren, mesleğin yüzünü güldüren atılımlarınız için çok teşekkürler. Umarım bu pazar yerleri üzerine ve açık mekanların dönüşümü üzerine projeleri görmek üzere de başka bir program daha yaparız. İlerleyen akut dönemin ötesine geçen daha kalıcı işbirliklerini belki konuşma olanağımız olur. Her şey için çok çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Çalışmalarınızı merakla izlemeye devam edeceğiz. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilere bir başka programda daha buluşmak üzere. Sevgili gönüllü grubu meslektaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.